İlk enjeksiyonumu bile burada öğrendim. Bir de burada hocalarımız çoğu şeyde bize güvenip bıraktıkları için daha fazla sorumluluk sahibi olup daha fazla rahat iş yapabiliyoruz. Bir de burada sadece işle alakalı değil, çiftlikte bazı boyama işleri olsun ya da işte hayvanların yıkanmasından tutun, enjeksiyonundan tutun. Her yeni gelen bile birinci haftada bunları yapmaya başlayabiliyor. Hani öğrenme açısından gerçekten iyi. Direkt sahadayız, direkt işin içindeyiz ve destekçilerimiz genelde hocalar olduğu için çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde sorun olduğunda çözebiliyoruz vesaire. O şekilde güzel geçiyor. Başlarda zor oluyor ama bir şekilde öğrenebiliyoruz. Yani bu iş sadece erkek işi değil, kadınlar da yapabiliyor. Genelde kadınlar kedi köpeğe yöneliyor zor olduğu için, pet şeyine yöneliyor. Ama işin içine girdiğimizde yapılabiliyor. Doğumlarda başlarında bulundum, yardım ettim arkadaşlarıma. Kız erkek ayrımı olmuyor. Herkes bir şeyler yapabiliyor bir şekilde. Hayvanların cüsseleri evet biraz büyük, korkutucu oluyor ama yine de alışınca her veteriner hekim, bayan aday arkadaşlarımızın yapabileceği bir meslek. Yani kesinlikle korkmasınlar. Bizim çiftlikte şöyle güzel bir örneğimiz oldu. Biz bağ kurduğumuz hayvanlara kendi isimlerimizi veriyoruz. İçerideki oğlaklardan bir tanesinin adı da Gökçe, benim oğlam o. O da annesi gebelik toksemisiydi, öldü. İkiz kardeşi vardı, o da öldü. Normalde kolostrum almaları, yani ağ sütü almaları gerekiyor bunların ama Gökçe mesela hiçbir şekilde kolostrum alamadı. Sürekli onu aylarca ben kendim emzirdim. Hep benim nöbete geldiğim günlere denk geldi. Hep ben kendim besledim. Öyle olunca ister istemez bağ oluyor. Buradaki bütün arkadaşlarımızın da kendi ismini verdiği oğlak var, buzağı var, kuzu var. Yani çok güzel bağ kurduğumuz hayvanlarımız var. Yani bu demek değil onları kayırıyoruz ya da ayrı tutuyoruz demek değil ama yine de daha yakın oluyorlar. Tanıyorlar, hani kokunu biliyorlar. Ben bir ay gelmeyeyim, bir ay sonra tekrar geldim de gene tanıyıp Gökçe beni bulabiliyor. Az önce de geldi. Bugün arkadaşlarınızla beraber dış parazit için koyunları dış parazit ilaçlarıyla beraber yıkadık. Dış parazitin geçmesini sağladık, tedavilerini sağladık. Sonuçta üstümden gördüğünüz kadarıyla gerçekten pis bir iş. Ancak bu benim bakış açımdan canlılığın, daha doğrusu hayatın devamı için geçerli olan, gerekli olan bir meslek. Çünkü mesela buradan insan toplumunun yiyecek ihtiyacı doğuyor. Hani tüylerinden kürk ihtiyacı oluyor, o oluyor. Mesela bunu söylediğimde insanlar birazcık şey yaklaşacaklar, hani hayvan severler birazcık zıt yaklaşacaklar. Fakat bu insan canlılığının, insan yaşamı devamı için gerçekten gerekli olan bir şey. Dış parazitleri engellemek için, yani dış parazit dediğimiz bit, pire, uyuz, kene gibi dış parazitleri engellemek için hayvanlara banyo işlemi yaptırdık. Bu işlem Türkiye'de 800 bin yıllık yaklaşık, yani minimum 800 yıllık bir gelenek. Özellikle Denizli tarafında çok bilinir ve yünüm böğeti denir. Yani yünüm yıkanmak demek biliyorsunuz. Yünüm böğeti de bir böğetten geçirmek anlamında söylenir. Ama biz bunun modernleşmiş halini yaptık öğrenci arkadaşlarla. İçine dezenfeksiyon için koyduğumuz dış parazit ilaçlarıyla beraber hayvanları bu banyodan geçirerek dış parazitlerden temizlenmesi, pisliklerden arınmasını sağladık. Dediğim gibi bu 800 yıllık geleneği ileride veteriner hekim olacak meslektaşlarımıza da öğretmiş olduk. Bu arkadaşlar çiftlik gönüllüleri. Bizim çiftliğimizde gönüllü olarak yaklaşık 2 yıldır kısa ya da uzun farklı dönemlerde çalışan arkadaşlar. Bu esnada bir çiftlik yönetimini görüyorlar. Bir hastalık tedavisini görüyorlar. Bir çiftliğin temizliğini görüyorlar. Veyahut da işçinin işi doğru düzgün yapıp yapmadığını kontrol edebiliyorlar. Dolayısıyla olayı bir bütünen işin içinde yaşayarak öğreniyorlar. 7/24 yaşıyorlar. Biz de bugün bunların bir kısmını sizlerle birlikte gerçekleştirmiş olduk.